Keşan Belediyesi Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Terener İşleri Müdürü Mahmut Yıldırır'la birlikte Edirne Valiliği Desteği ve DSEİ 114. Bölge Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen dere ıslah çalışmaları hakkında Cevizlik Deresi'nde yerinde bilgilendirmelerde bulundu. Sallama diye tabir edilen kepçeyle Cevizlik Deresi'nde ıslah çalışmaları yürütüldüğünü kaydeden Helvacıoğlu. Yaklaşık 8 yıl gibi uzun zamandan bu yana Deremizde ıslah çalışması yapılmamış, şimdi yapılan çalışmayla dere yatağını temizliyor ve genişletiyoruz. Bu çalışma sayesinde durgun su oluşumunun önüne geçirecek, vektör mücadelemiz daha etkili olacak, hem de kimyasal ilaçlama yapmaya çok gerek kalmayacak, dedi. Veteriner İşleri Müdürü Mahmut Yıldırır'da, cevizlik deresinin sazlık olması nedeniyle vektörel mücadelede çok sıkıntı yaşandığını aktardı ve şunları söyledi. Bu ıslah çalışması kış döneminde su baskınları yaşanmasının da önüne geçmiş olacak. Mecidiye ve Tuz Gölü bağlantısında kato dediğimiz kepçeyle yine dere yatağı temizleme çalışması yürüttük. Şimdi yayla da DSE işbirliğinde ıslah çalışması yapacağız. DSE'ye işbirliği için teşekkür ediyoruz. Konteyner dezenfekte aracı alımı ihalesinin de kısa süre sonra gerçekleşeceğine işaret eden Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bu araç alımının da özellikle kara sinek üremesinin önünü keseceğini, yapılacak ilaçlama faaliyetlerini daha etkin hale getireceğini dile getirdi. Helvacıoğlu, mümkün olduğunca ilaçlama yapmadan çevreyi ve insan sağlığını koruyarak vektörel oluşumları engelleme çabasında olduklarına dikkat çekti. Yıldırır'da konteyner dezenfekte aracı alımı ile ilgili şunları söyledi. Konteyner dezenfekte aracıyla 15-20 günde bir çöp konteynerleri yıkamak, dezenfekte etmek halkımızın sağlığı için önem arz etmektedir. Çöp bidonları ve çöp konteynerleri aynı zamanda kara sinekler için üreme alanlarıdır. Konteyner yıkama ve vektör mücadelesinde önemli adımlar atılacaktır. Gerekli ıslah çalışmaları ve gerekse konteyner yıkama aracı vektör mücadelesinde kullanılan kimyasal maddelerde %50'ye yakın tasarruf sağlanacak önemli olan kimyasal madde kullanmadan vektör mücadelesi yapmaktır. Vektör mücadelesinde üreme alanlarında mücadelemizi sürdürmekteyiz. Aynı zamanda üreme alanları oluşumunu engelleme çalışmalarımız da devam etmektedir.